Annelik Sanatı programına hoş geldiniz Baby Joy dinleyicileri. Bu hafta yine sevgili Ayşe Öner'le birlikteyiz. Bizimle çok değerli bilgilerini paylaşacak. Bugün de hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız bugün? Çok teşekkür ederim Semiha Hanım. Şimdi bunu ara ara hep konuşuyoruz. Uykuyla ilgili problemler ve bebeklerin uykusu hakkındaki gerçekler nelerdir? Bir tanesi, böyle birkaç hafta konuşacağız ve anne adaylarına derim ki bu konuşmanın başlangıcı. Gıcından itibaren dinlerlerse faydalı olacak. Daha faydalı evet, olur, çünkü bebeklerin uykusuyla ilgili gerçekleri de bilmeleri gerekiyor. Herkes böyle bir uykuya takılmış durumda. Bana da en çok soruların geldiği, işte uyku düzenini nasıl kurarız, işte uyku eğitimi ne zaman almalıyız, işte bebek doğar doğmaz hemen uyku eğitimi veriliyor mu, bunu en erken ne zaman başlatırız? Modern hayatta galiba böyle işte her şeyin bir eğitimi olduğuna tabii ki annelerin bu konuda donanımlı olmaları lazım ama çocukları da uykuya zorlamamak gerekiyor. Yani bunu ben hep söylerim. Hep insan kendi çocukluğuna da bakmalı çocuğumuza bakarken. Nasıl ki bazı insanlar hani 7-8 saat uyku uyurlar ancak o zaman kendilerini iyi hissederler. Ama doğru. Bazı insanlar da 2 saat uyur. Ne bileyim 24 saat boyunca. 10 saat uyumuş gibidir. Aynen zinde öyle. Uyanır. Yani çocuk doğduğunda zaten uykusunun nasıl olacağı belli oluyor. Yani doğuştan uykucu olan bebekler var gerçekten ama bunları bir konuşalım. Yani bebeklerde uyku düzeni öyle hani bir anlatım yani bir saatlik anlatımla bitecek gibi değil. Nasıl ki kesinlikle bebeğin beslenmesini uzun tabii uzun ki konuştuk. 3 hafta boyunca beslen katı gıdaya geçişten bahsetmiştik. Belki bunu da işte böyle bir kaç hafta sürecek bir sohbet dizisi gibi. Ama çok faydalı olacak. Çok faydalı olacak. Onun için hani ben de duyuracağım sayfamdan da sosyal medyadan da ama baştan itibaren dinlemeleri lazım. Çünkü bizim programlarımızın tekrarı da oluyor. Tabii ki. Tabii ki tekrarı oluyor. Evet. Çarşamba günleri normal programı yayınlıyoruz. Cuma günü tekrarı oluyor ve zaten günde iki çarşamba saat 10'da. Evet. Daha sonra tekrarı 16'da. Cuma da aynı şekilde 10'da ve tekrarı 16'da bir yayınlanıyor. Pazarları da hafta sonu da var. Sonu da var evet, değil mi? Hafta sonu pazar yani günleri. Başlangıçtan itibaren bu konuyu dinlemelerinde fayda var. Biz duyurusunu sosyal medyadan da size yapacaksınız. Evet, ben de yapıyorum. Şimdi Semiha Hanım hani hep böyle bir halk arasında vardı. Ay bebek gibi uyuyor. Uyudum bu gece. Yani ay mışıl mışıl bebekler gibi uyudum. Tabir evet, vardır. Deliksiz uyudum ya da değil mi? Deliksiz uyudum. Ama bebeklerin uykusu bu deyime çok da uygun değil aslında. Değil mi? Evet. Yani bebek gibi uyumak terimi bebeklere uygun değil. Farklılıklar var. Yani herkes için gece uykusu bu yetişkinler ve bebekler birçok dönemi ve evresi oluyor. Evet. Mesela bizim uykuya dalış zamanımız işte yatağa yattığımızda bir süre sonra yani uykumuz gelir veya işte bir şey okurken veya ne bileyim çoğunlukla artık insanlar bu çok sakıncalı olmasına rağmen televizyon karşısında uykuya dalabiliyorlar. Evet. Çok sağlıklı bir uyku değil tabii. Yani zihni böyle oradaki görüntülerle doldurarak uykuya gitmek çok sağlıklı değil ama bu maalesef işte modern yaşamın bir parçası bir de, haline geldi. Şey karşısında televizyon karşısında tabii mideyi de doldurduğumuz için o en tehlikelisi, en tehlikelisi akşamları o. Özellikle kışın tabii hava erken kararıyor erken evet, insanlar evet. İşte kış olduğu için erken eve kapanıyoruz evet, değil mi? Evet doğru televizyon. Bir de ben hiç anlayamadığım bir şey daha var mesela yatak odasında televizyon olması yani evet. Asla olmamalı değil hep mi? Onu söyleriz ya tabii tabii yani manyetik alan oluşturuyor uyku sessizliğimizi o uykudaki sakin ortamı bozuyor. Her ne kadar görmüyorsak da bunları ama orada bir o ses de değil mi? Bizim ses ve televizyonun kırmızı düğmesi bile açık olduğunda o manyetik alan uykudaki sakinliği bozuyor ve bizi olumsuz etkiliyor. Onun için asla yatak odasında televizyon bulundurmamak lazım. Hani belki şeyin karşısında uykuya geçiyoruz, uykumuz geliyor ama hemen televizyonu kapatıp odamıza geçeriz. İşte öyle bir alışkanlık da varsa ondan var, kurtulmak gerektiği işte mi? Yani maalesef televizyonsuz bunu. Uyuyamayan insanlar var biliyorum. Evet, tabii yatak odasında televizyonu açıp gece uyku su bölünüm
uyandığında televizyonu açıp televizyonun sesiyle uyuyan insanlar var. Bu korkunç bir şey aslında. Evet. Yani gerçekten o uyku kalitemiz çok bozuluyor. Evet. Ve bizim tabii uykuya dalışımız beynimizin uykuya dalması. Yani yavaş yavaş işte kapanıyor beyin. Evet. Ondan sonra da derin uykuya giriyoruz. Vücudumuz hareketsiz, nefes alışımız yavaş ve düzenli oluyor. Kaslarımız gevşiyor. Yani böyle tam bilinçsiz hal, ya ölü hali gibi. Tamamen gevşemiş. Evet. Ve ortalama biz bu şekilde uyumayı yaklaşık olarak işte 90 dakika sürdürüyoruz. Yani derin uyku devresi biz erişkinlerde 90 dakika. Ondan sonra derin uykudan hafif uykuya geçiyoruz. 90 dakikanın hemen yani ardından. Yani evet 90 dakikadır ortalama, 1,5 saat, 1,5 saate denk geliyor. 1,5-2 saat sonra beyin tekrar hafif uyku, yani hareketli uyku dönemi dediğimiz uyku dönemine geçiyoruz. Buna REM uykusu adı veriliyor. Ve bu uyku sırasında göz kapakları kapalı ama hareketlidir. Yani göz bebekleri işte rüya gördüğümüz zaman bu REM uykusu zamanı. REM diye bir grup vardır mesela, Amerikalı bir grup, çok ünlü bir grup. Gerçi dağıldılar ama bu da oradan geliyor. Rapid Eye Movement. Yani uyku sırasındaki onu anlatıyor. Evet, REM uykuları, rüyaları. Evet. Genelde hani uykumuzun her 90 dakikada bir beynimiz uykudan uyandığı, hafif uykuya geçtiğimiz zamanlarda çoğunlukla hani böyle biraz döneriz, işte düzeltiriz ve o esnada rüya görebiliriz. Tekrar uykuya geçebiliriz. Birçok insan da kalkıp tuvalete gider. Yemek yer. İşte ha, bir de yemek yiyenler var. Evet, ama o yemek yeme çok tehlikeli herhalde, değil mi? Tabii. Hani su içebiliriz belki ama yemek yemek çok iyi bir şey değil. Ve sonra tekrar yatarız. Yani düşündüğümüz gibi gece boyunca aralıksız uyumuyoruz bizler de. Değil mi? Evet. Bazı insanlar işte yatakta dönerek, rüya görerek, sağa sola dönerek tekrar derin uykuya dalıyorlar. Bazıları da kalkıp işte bir tuvalete gidiyorlar veya su içiyorlar. Ve sizin dediğiniz gibi yemek yiyenler de var. İşte orada televizyonu açanlar da var, yani odasında televizyon. O çok sakıncalı, bunu yapmayın diyoruz. Ama bebekler daha farklı uyuyorlar. Biz yetişkinler olarak hafif uykudan derin uykuya çabucak geçebilsek de bebekler bunu maalesef yapamıyor. Onlar derin uykuya dalmadan önce hafif uykuya dalıyorlar ve bu süre aşağı yukarı da 20 dakika. Yani bebeklerin hani zor uyumalarının sebepleri bizimkinden daha farklı. Ve bebek için uyku zamanı işte göz kapakları ağırlaşıyor. Sizin kollarınızın arasında ise böyle başı düşüyor. Gözleri tamamen kapanıyor ama göz kapakları hala oynuyor. Yani göz kapakları hala oynuyor. Nefes alışları düzensiz. Elleri ve bacakları gergin. Bu arada böyle sıçrayabilirler. Anneler hep bundan tedirgin olurlar. Böyle bir sıçrar bebek. Kıpırdanabilir ve gülücükler yapar. Evet, değil mi bu? Şey, yani o hafif uyku sırasında. Aynı zamanda da mesela ağzı açıktır ama dili böyle o kadar böyle çırpınır hareketler vardır dili. Ve emme, ya yani ağzı açık ama dili böyle sürekli emme hareketleri yapar. Ve siz onu işte uyudu diye düşünerek beşiğine yatırmak için böyle eğildiğinizde rap diye uyanır. Ah, işte o an. Değil mi? Annelerin i̇şte hatırlıyorsunuz değil mi? O an böyle bütün moraliniz bozulur. Çünkü tam uyanık hale geçer bir anda. Evet, aynen ve, öyle. Ve ay Allah dersiniz ya, ne güzel uykuya dalmıştı. Çünkü o derin uykuya henüz dalmamış. Onun için siz onu yatağa koyduğunuzda hala hafif uyku dönemindedir. Şimdi bunu tekrar denemesi gerekiyor annenin. Yani bebeği mesela emzirirken işte böyle uykuya dalar gibi bir hali oldu. O esnada biraz daha beklemek lazım. Veya da işte omza alıp işte gazını çıkartmak için vuruşlar yapmak lazım. O arada uyanabilir ama buna bir devam ediyoruz. Evet. Yani böyle biraz dolaşarak, hatta pişpişleyerek bebeğimizi. Kısa bir süre sonra da bebeğin, yani böyle genelde işte gazı falan olduğunda yüzünün ifadesi bozulur. Böyle biraz ekşitir yüzünü, biraz kusar, musar. Ama bunlar bir süre sonra sona erer ve nefes alışı düzenli ve
yavaş olmaya başlar. Kasları ise tamamen rahatlar. Yani gevşek bırakır kendini ve yumruk olan elleri açılır. Elleri tamamen gevşemiştir. Kolları ve bacakları rahat bir şekilde yanlarına düşer. İşte bunlar derin uykunun işaretleri. Tamam. Yani bu işaretleri görmeden, hani o biraz yasağı önce söz ettiğimiz halde uyuyor diye yatağa koyduğumuzda uyanıyor. Ama bu işaretleri gördük. O halde neymiş bu işaretler, bir daha söyleyelim annelere. Evet, bir daha tekrarlayalım. Mesela memede bu uykuya daldı gibi gördünüz. Memeden alın omzunuza, o arada uyanacaktır. Evet. Ve sırtına, belin yani bele yakın bir noktaya vuruş yapıyoruz. Ensesine değil, midenin altına bu vuruşları yapmamız lazım ve piş 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 gibi sesler çıkararak dolaşmaya başlamak lazım. Ve böyle bayağı bir dolaşıyoruz. Yani bebeğin o derin uykuya, yani hafif uykudan derin uykuya geçiş zamanı aşağı yukarı 20 dakika oluyor. Yani tam böyle uykuya dalmış gibi ama henüz derin uykuya dalmamış. Omzumuza alıyoruz, gazını çıkartmak için vuruşlar yapıyoruz ve yüzünün ifadesi gevşiyor, kolları bacakları gevşiyor, İyice yanlara düşüyor, artık. Yumruk olan avuçları açılıyor ve nefesi yavaşlıyor ve düzenli hale geliyor. İşte bu işaretleri mutlaka görmeleri gerekiyor. Biraz sabırlı gerekiyor olacağız değil mi? Evet evet. Ve ondan sonra bebeği yatağa koyduğunuzda artık uykuya geçmiştir. Belki birazcık daha hani yatakta da pişmişlemek gerekir ama hani bir iki kıpırdanır, derin uykuya geçtiği için uyur. O halde bebeği uyutabilmek için bebeklerin uyumak üzere ebeveynlerinin kucaklarında olmaya ihtiyacı var. Yani uyutulmaya değil de ebeveynin ilgisine ihtiyacı oluyor. Biz onu uyudu diye koyuyoruz, uyanıyor. Mesela biraz daha bu süreyi uzatıp ona o sıcaklığı, yakınlığı, bağı verip tam daldığında yatağa koyduğumuz zaman o zaman uzun uyuyor. Bebekler ortalama işte dediğim gibi 20 dakika boyunca uykuya dalmak üzere geçireceğimiz süre. Bunu unutmamak lazım. Ve daha ileriki aylarda çoğu bebek hafif uyku dönemine girmeksizin derin uykuya dalar ama bu yeni doğan bebekler için çok geçerli değildir. Yani daha ileriki aylarda, ne bileyim, iki aydan sonra, belki üçüncü ayda, dördüncü ayda hani hiç böyle hafif uyku dönemi olmaksızın derin uykuya dalabiliyorlar. Hatta bazen böyle araba onlar için, yani otomobilde iken sürekli hareket, otomobilin sesi onların derin uykuya dalmasını kolaylaştırır ve hani bir yerden döndüğümüzde rahatlıkla çocuğu o arabasından alır, yatağına koyarız. Derin uykuda olduğu için de uyanmazlar. Uyanmaz. Hani bunu bilmeleri annelerin önemli. Ve bebeğinizin mesela hani gidip baktığınızda huzurlu bir şekilde uyuduğunu görüyorsunuz ama saat başı yani ortalama aslında böyle bir saatte bir, bu değişebiliyor tabii, daha da kısa da olabiliyor. Kıvranmaya başlar, yani böyle mıkır 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 olur. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Elini kolunu kıpırdatır, kendini kıpırdatır. Yatağın içinde işte dönebilen bir çocuksa dönmeye başlar. Gözleri kıpırdamaya başlar. Yüz kasları hareketlenir. Evet. Nefes alışı düzensizleşir ve kasları gerilir. Bu bebeğin tekrar hafif uyku devresine girdiği bir zaman. Uyanmaya doğru sinyal. Evet, olarak. Eğer o ortamda huzur hissedici bir şey varsa uyanır. Ama mesela burada anne onu biraz böyle pişpişleyerek sakinleşip uykusunu hiç açmadan tekrar uykuya dalmasını sağlayabilir. Bazen ağlıyorlar ya, rüya görüyorlar. Tabii, muhtemelen bebekler anne karnında böyle bile rüya görüyor. Böyle ağız bükülür, ağlar. Evet evet, yani rüya görmeleri onların aslında beyin aktivitelerinin uykuda da devam. Yani zaten rüya hali beynin uyanık hale geçmesiyle birlikte yaptığı aktivite oluyor. Ve bu böyle devam eder.
Yani bebek bir saat sonra tekrar uyanır. Onun için hani sık sık bebek uyandığında biz de uyanmak durumda kalıyoruz. Onun için annelerin uykusu hafif ve gebeliğin son 3 aylık döneminde işte bu uykusuzluğa da hazırlıyor. Evet. Uyuyamıyorlar, geceleri uyanıyorlar. 3'te uyanıyorlar, işte sabaha karşı uykuya dalıyorlar. Ve ilk aylarda bebeğin uykusu tabii ki çok daha kısadır. Uyanmaları biz yetişkinler gibi mesela biz 2 saatte bir uyanıyoruz dedik ama onlar ortalama, hani ortalama diyoruz buna, daha da kısa olabilir. Her saat uyanırlar ve işte çoğu rahatsız geçen geceler bu sebepten ötürü ve bebekler yeniden uykuya dalmakta zorluk çekiyorlar. Bizim gibi kolayca uykuya dalamıyorlar ve bebeklerin yetişkinler gibi deliksiz uyumasını da asla beklemeyeceğiz. Bu tabii yeni anneler için zor da oluyor. Yoruluyorlar, uykusuz kalıyorlar. İşte gündüzde gelen giden oluyor. Onun için ben hep kurslarımda da söylerim. Bebeğin rutinine uymanız çok önemli. Yani onunla birlikte uyumak, onun uyuduğu zamanlarda uyumak. Çünkü onun bir gece gündüz ayırımı da yok. Evet, o kavram tabii ki yok. Tabii yani ki yok. Yeni doğmuş bir hele bir de anne bir karnında gündüzleri daha çok uydukları için annenin hareketinden tabii ötürü gece uyanmaya daha meyillidirler. Fakat bunun bebeğin yaşamı ile ilgili de faydaları var. Söylediğim gibi yani bebeğin böyle uyumasının aslında onun yaşamı için faydaları da var. Mesela hep bunu istiyoruz ya, aman iyi uyusun, aman uyusun. Bebeğin bir yetişkin gibi uyuduğunu düşünürsek ve gecenin hani büyük bir kısmını uykuda geçiriyor. Birkaç kere böyle hafif uyku periyoduna giriyor ama ondan sonra uykuya dalıyor. Bu insana ay ne güzel, keşke böyle olsa diye düşündürüyor. Ama bebekler için değil. Neden? Düşünün ki bebeği üşüdü ve ısınmak için işaret vermiyor. Karnı acıktı ve uyanmıyor. Evet. Nefes alamıyor ve bunun için bir işareti olmuyor. Onun için bu bebeklerin sık sık uyanmaları gece ihtiyacının karşılanması için çok önemli ve gerekli. Fakat tabii biz yorgun düştüğümüz için hani istiyoruz ki uzun uzun uyusun. Aslında öyle uyuyan bebekler de var. Mesela 4 saat bu bebekler çoğunlukla iyi emen bebeklerdir. Hani gündüz bol 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 emerler. Onun için benim hep annelere tavsiyem, onu konuşacağız yine. Hani gündüz çok 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 sık sık bebeği uyuyor bile olsa uyandırıp emzirmek. Yani 2 saati pek geçirmeden emzirirsek hani gündüz ne kadar çok besler, ne kadar onu rahatlatır, sakin hale getirirsek gece uykuları da gündüzün devamı olduğu için daha iyi uykuları olacaktır. Daha ama düzenli olur. Ama hani bunun bebeğin sık uyanmalarının onun gece olan gereksinimlerini karşılamak üzere olduğunu da unutmamak lazım. Gelişmesi ile ilgili, yani özellikle beyin gelişmesi ile ilgili de uykuları var. Faydaları var. Özellikle uyku araştırmacıları bebekler için hafif uykunun faydalı olduğunu söylüyorlar. Çünkü hafif uyku biraz önce söylediğimiz gibi beynin çalışmasını sağlıyor. Hafif uyku sırasında görülen rüyalar, ki bebekler işte bu rüya gördükleri için bazen rüyalarında ağlarlar, gülerler, işte yüz ifadeleri değişir. Bebeğin hayal dünyasının gelişimine de faydalı olmaktadır. Bebeklerin bu beyin gelişimi tabii ki önemli. Hatta biz diyoruz ki gündüzleri de bebeği uyuturken farklı farklı yerlerde uyutun ki uyku sırasında bile işte o hafif uykuda oldukları zaman duydukları sesler, ışık frekansları, kokular, bunların hepsi beynin algısının artmasına yardımcı oluyor. Peki o zaman anneler soruyor, bu bebek ne zaman uyuyacak Ayşe Hanım falan diyorlar. Hani ne zaman uyuyacak? Ayşe Hanım. Evet. Bu bebek ne zaman uyuyacak? Ay evet. Bu kadar hani kucağımızda tutacağız. Ne zaman uyuyacak o, biz ne zaman uyuyacağız? Asıl soru. Evet, evet. Yani nasıl uykuya bırakma, nasıl uykuya dalacak? Bunu o kadar çok soruyorlar ki. Ne zaman yani uyanacak dönüp sorusuyla karşılaşmıyorsunuzdur herhalde. Hayır. Peki bu bebek ne zaman uyuyacak? Bebekler kolayca uykuya dalıp uyumaya devam edebildiği zamana kadar maalesef. Yani bu zamanda bebeğe göre değişiyor. Yani bazı çocuk olduğunda bile. Yani her iki bebek aynı değil. Hiçbirimiz aynı değiliz. Değil yani.
Bunu evet. hiç unutmamak lazım. Hı hı. Her bebek bir bireydir. Evet. Öyle olsaydı zaten, hani bir standart olsaydı, hı hı. o zaman hayat çok kolay olurdu. Evet. Hani böyle işte hangi uyku programını uygulayalım, hangi ya uyku... Biz karar vermeyeceğiz değil mi? Yani kesinlikle. O seçecek. Yok. Onu, aynen o çünkü öyle. Bir birey yani. Yani diyoruz ya, onu uykuya evet. zorlamıyoruz. Evet. O kendi uykuya hı. dalıyor. Onun için ilk 3 ay boyunca uyumaları bebeklerin şeyine benziyor. Yani nasıl hani böyle sık sık besliyoruz. Evet. Aynen bu beslenme gibidir. Değil mi? Yani sık sık azar azar uyurlar evet. ve uyanırlar. Ondan evet. sonra da emerler. Yani buna evet. annelerin hazırlıklı şey olmaları lazım. Bir şey yok. Yani. Destek yani burada tabii babanın desteği çok önemli. Evet. Zor bir süreç. Zor evet. bir süreç. Ama gerçekten. Güzel bir süreç. Gayet evet, destek. Geçecek. Evet tabii hani, ki geçecek. Bu giderek aylar geçtiğinde hı-hı. yavaş yavaş bir düzen oluşacak. Hı-hı. Yani küçük bebekler biraz önce de söylediğim gibi çok nadirdir. Hani böyle 4 evet. saat uyudukları. Onlar da çok iyi emen. Hı-hı. Doğduğu andan itibaren uyku düzeni olan. Hı-hı. Orada teşekkür ederim Allah'ım diyoruz. Tek kat. Ama hani bu uyku 4 saati de geçmemeli. Hı-hı. Hani en fazla 3,5-4 saat olmalı. Zaten gündüz... daha fazla geçerse de yani evet, o zaman yani orada hani acıkmış da olması gerekiyor değil mi? Bir bakmak lazım saat. Çocuğa evet. hani neden bu kadar dürtmek uyudu. Gerek. Evet Hı-hı. yani 3,5 saat oldu ve 4 saate doğru evet. gidiyoruz. Orada biraz onu uyaracak Hı-hı. bir şey, uyarılar evet. Vermek gerekiyor. Genelde çocuklar yani gündüz ve gece uykusu gibi Hı-hı. düşünmüyoruz ama 24 saat boyunca ortalama 14 ila 18 saat arası Hı-hı. uyurlar. 3 ila 6 ay arasında çoğu bebek genellikle bir düzen kurmuş olabilir. Hı-hı. Yani olabilir diyorum. Çünkü düzenler o kadar çabuk bozuluyor ki. Hı-hı. Mesela 4-5 saat uyanır, en az 1 veya 2 gece uyanması olabilir o haftanın içinde. Hı-hı. Ve daha büyüdükçe derin uyku periyotları uzar, hafif uykuları daha da azalır. Hı-hı. Gece uyanmaları azalır ve bebek derin uykuya daha rahat bir şekilde girebilir. Hı-hı. Buna uyku olgunluğu deniyor. Uyku olgunluğu. Evet, uyku evet. olgunluğu. Bebekler büyüdükçe yetişkinler gibi bir uyuma alışkanlığı hı hı. ortaya çıkmaya başlıyor. Bu tabii insana iyi geliyor. Ha, demek ki bir süre sonra işte çocuğum bizim gibi bir uyku hı hı. alışkanlığı kazanacak ama maalesef böyle olmuyor. Mesela dişi çıkıyor, işte bir ateşli hastalık geçiriyor. Hı hı. Haydi o güzel gece kurulan uyku düzeni bozuluyor. Hı hı. Bir de tabii bebekler büyürken yani ilerleyen aylarda bir takım gelişim adımlarıyla karşılaşıyorlar. Hı. Yani oturmayı evet. Mesela biliyorlar, emeklemek, yürümek hı. gibi. Hı. Hı. Onun için bu yeteneklerini göstermek için de gece kalkıp oturabilir veya yatağın içinde emekleyebilir veya işte kalkıp yürümeye başlayabilir. Hı. Hı. Bu da normal. Ay evet. niye bu çocuk kalkıyor, bebek oturuyor? Bebek için zaman kavramı yok değil mi? Hani evet ben yani çocuk gece olduğunda da. Hani gündüz evet. ya öyle bir şey yok. Yok yani hı. gece yarısı hop evet. diye kalkıp oturur yatağın içinde. Emeklemeye başlar. Evet. Oyun isteyebilir. Evet. Yürümeye çalışır ve bir süre sonra da ağlamaya başlar. Onun için bazen de mesela anne çocuğuyla genelde hani 6 ayı ayarlamaya çalışıyorlar anneler doğum sonrası ve ondan sonra da işe başlıyor. Evet. Bu doğru. çocuk için tabii ayrılık kaygısı ve öfkesi oluşturuyor. Onun için de doğru. geceleri anneyi görebilmek üzere daha sık uyanıyor ve annenin koynunda kucağında olmak istiyor. Yani bunlar maalesef olacak yani hı-hı. yaşanacak. Hı-hı. Bebeklerle biz farklı uyuyoruz. Artık bunun bilincinde olmaları lazım hı-hı. annelerin. Ona iyi bir uyku başlangıcı nasıl verebiliriz? Hı-hı. Kendi uyku alışkanlığımızı aslında gözden geçirmemiz hı-hı. gerekiyor. Bebeğin uyumasına nasıl bakıyor bir anne? Yani bütün gün boyunca bebekle sürekli beraber olduktan sonra gece uyuması işte annelerin huzur saatleri oluyor. Yani böyle düşünüyor çoğunlukla anne. Ay uyusun işte ben de kendime bir işimi yapayım. Kendisi için evet. zaman ayırabildiği. Yani çoğunluğu annelerin bebeğin uyuduğu zamanları kendisi için işte bir huzur, kendine ayırdığı zamanlar olarak görüyor. Ve işte bebeğinizden ayrı olduğunuz bu akşam saatlerini kendinize
hak görüyorsunuz çoğunlukla. Doğal olarak. Bu da benim zamanım diyorsunuz. Evet. Bazen gece boyunca uyumak, işte ben iyi bir anneyim ve bebeğimin gece boyunca uyumasını sağlıyorum. Yani bunu böyle bir disiplin olarak düşünen anneler de var. Ne yani, bebek uyumuyorsa ben bir şeyleri yanlış yaptım, bu düzeni bozuyorum gibi kendini suçlayan anneler de olabiliyor. Evet. Yani bu bir başarı gibi bebeği. Böyle kendimizi de zorlamayalım, çocuğu da zorlamayalım. Evet. Esasında aslında bebekle gece yaptıklarımız da annelik ve babalığın bir devamı. Bu düşünceyi benimsemeleri çok daha iyi olur. Çünkü hani gün boyunca bebekle yakın ilişki halindeyim ama bunu geceye de taşıyorum. Yani böyle düşündükleri zaman bebek gece benimle iletişimini tamamen koparması da çok doğru bir şey değil. Yani gece bağı da önemli. Evet. Ve bebekler o ilişkiyi devam ettirmeyi ve çocuk anneyi veya babayı yanında görmeyi uyandığı zamanlarda da tercih ediyor. Bebekle aranızdaki yani böyle hani bir uyku düzeni kurup başka şeyleri, ya bebeğin yanına hiç uğramamak, uyku düzeni kurarak diğer başka şeylere de ara verilmesine sebep olabilir ve bebeğinizle aranızdaki ilişkinin bozulmasına da yol açabilir. Yani size olan güvenini azaltabilir onun yanında olmamak geceleri, ağlayacak, uyuyacak gibi. Hani evet, öyle teoriler de var, evet, biliyorsunuz. Evet, evet, ağlayınca kesinlikle yanına gitmeyin. Yok yani. O çok katı buluyorum yani. Aynen, yani büyümüş dahi olsa belki anne değil de babanın mutlaka yanında olması lazım. Çünkü biz hani memeden keserken de hani annenin yerine baba o süreçlerde veya bakıcı varsa veya bir yakını, sevdiği anneannesi ya babaannesi. Yani gece ağladığında mutlaka çocuğun ağlayışına karşılık vermemiz gerekiyor. O şey için herhalde. Mesela bazen işte dışarıda, yani çocuk yaşlarda 3-4 yaşında hani bir şey almak ister, tutturur, ağlamaya başlar yerlere atar kendini. Evet, orada hani o zaman da tabii ki hani, orada hani biz biraz da müdahale, sınırları göstermek tabii zorundayız çocuğumuza, ama çünkü onu da kullanmaya başlıyorlar belli bir yaştan sonra. Evet. Çünkü ağlayınca her istedikleri yerine geldi. Ağlamayı kullanmayı öğrenmelerini istemiyoruz ama yani ne bileyim, gece işte 3-4 saat uyumuş çocuk uyandığında bir şeye ihtiyacı olmuş olabilir. Ama zaten çok küçükler. Yani 3-4 aylık bebekten bahsediyoruz. 3-4 aylık bebekten ziyade hani tabii ki 3-4 aylık bebekte zaten annenin yanında oluyor. Yani değil mi? Bu bence bir kural değil, bir gereksinim. Evet. Anne içinde, bebek içinde. Zaten böyle bir kural yok. Yani illa da bebeğiniz odasında yatacak, illa da sizin yanınızda yatacak gibi bir şart, koşul yok. Ama bu sezgisel olarak anneler de bunu zaten hissediyorlar. Evet. Yani bebek de anneyi, anne de bebeği hissettiği zaman hem onun annenin kokusunu duyması, süt kokusunu alması, özellikle yeni doğanlarda ilk 3 aya kadar hani emme açısından önemli, huzurlu uyuması açısından anneye yakın olması, bunlar hep önemli anne içinde. Evet. Ayşe Hanım, çok teşekkürler. Bu konuya devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda. Evet, çünkü daha çok başındayız. Evet, daha çok başındayız. Yarım kaldı zaten. Birkaç hafta yine sürdüreceğiz. Evet, Annelik Sanatı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.